Destanın ta kendisi olmuşuz artık. Yazma ihtiyacımız bile yok. Evet. İşte böyle Sayın Hocam. Yüreğinize Lütfen sağlık hocam. Yüreğinize değerlendirmeler. sağlık hocam. Sizi tanımak gerçekten çok değerli. Çok kıymetli bizim için. Buraya geldiniz, ışığınızı saçtınız. Bizler eğitimlerinize katılanlar, misafir etmekten dolayı ben çok mutluyum. Sizi tanıdığımdan dolayı çok mutluyum. Buradaki katılan arkadaşlar hepsi size övgü dolu. Aslında övgü demeyeyim de doğru diyelim şöyle. Çok güzel şeyler söylüyorlar. Çok güzel dönüşümler yaşadık. Mesela evvelki gün şu haberi aldım. Absesi olan o gencimiz ameliyat yapacaktı ve bir senedir herhalde, bir seneye yakın sorunları vardı. Operasyonsuz tamamen iyileşti ve yine doktorların kritik olarak baktığı bir vakaydı. Bir Kim o gencimiz sayın? vardı ya hocam, absesi olan. Yani eğitime katılanlardan birinin Evet, evet. oğlu mu? Evet, bir beydi. Hatırlayın. İsim Biraz veremiyorum burada. Genç bir bey. yani kimin oğluydu? Bir bayanın oğluydu. Hatırlıyor musunuz? Anne oğul gelmişlerdi. Tamam. Evet. Tamamen iyileşti onun yarası. Bu da imkansız yani. O absenin bu şekilde iyileşmesi neredeyse imkansız. Ama imkansız diye bir şey yok. Tamam, biliyorum. Hatırladınız, değil mi? Tabii. Siz apse deyince benim daha çok böyle diş damak apsesi aklıma geldi Hayır, değil. hayır. Benim yerimdeydi değerli dostlar. Ve geldiğinde dedi ki yani musluk başı gibi bir apse ve sürekli oradan iltihap bakıyor. İltihap akıyor, kanıyor. Çok sorunlarım var, yanıyor. Ne yaparsam yapayım çok kötü. İyileşemiyorum demişti. Şimdi tamamen kurudu hocam. En son çalışmayı en son eğitimde yapmıştık sanırım. Şifa Evet. çalışmasında. Ne zaman yaptık? Ayın başındaydı işte. En son siz buradayken ayın 7'si miydi, 9'u muydu bilmiyorum. Daha bir ay olmadı. Tamamen kurudu. Evet sayın hocalarımız işte o çalışmayı yaptığımızda lütfen git bak dedim gitti baktı lavaboya gitti baktı çünkü bedenin orasındaydı. O zaman %70 kuruduğunu söyledi daha yarım saat içinde. Evet. Ve şimdi de tamamen duymaktayız. Kaç yıldır vardı sayın hocam söylediler? Bir yıla yakın biliyorum. Bir yıla yakın, az değil. Bu bir yıl kalmaz aslında normalde. Yani en fazla 1,5-2 ay içinde alınmalı ama herhalde çekinmiş, yapamamış, yaptıramamış. Neyse ama tamamen geçti şu an. Evvelki gün görüştüm onlarla. Tamamen kuruduğunu söylediler. Biliyorsunuz ben bir de bir işin patolojik kısmına da bakıyorum. Hani biz orada çalışıyoruz. Bir de görmek istiyorum. Soruyorum, ne durumdasınız? İyileştiniz mi? Aldığınız çalışma nasıl? Çok güzel geri bildirimler geliyor hocam. Herkesten çok güzel geri bildirimler geliyor. Ben de kendimi çok iyi hissediyorum. Ruhsal olarak enerjimi daha farklı hissediyorum. Bunu bana herkes söylüyor. Enerjim çok değişti. Bana da çok iyi geldi. Ben zaten iyiydim ama daha iyi oldum hocam. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. O anne ve oğlun da enerjileri çok Evet güzeldi. hocam. Çok neşeli ve hep öyleler. Evet hocam. İsimlerini almak için, isimlerini söylemek için izin alsaydım burada söylerdim. Bilemiyorum. Belki de izinleri olmaz diye telaffuz etmedim. Hiç gerek yok. Evet. Bunları Biliyorsunuz hocam ayrıca bizim Gülcan, onunla da görüştüm. Bilmiyorum şu an izliyor mu? Burada kimler görüyor, izliyor bilmiyorum. Siz geldikten sonra onunla aramız bozuldu. Artık onu görmüyorum. Eskiden çok görüyordum şakasına. Onu çok görüyordum. O kadar iyi ki, enerjisi o kadar güzel ki. Bahar Refik hocama binlerce teşekkürler diyor. Gerçekten diyor çok iyi geldi bana. Her anlamda. Maneviyatında, maddiyatında, enerjisinde çok değişti, çok dönüştü hocam. Diğer arkadaşlarımızla da çok fazla görüşmüyorum ama görüştüğümüz herkesten güzel bildirimler geliyor. biraz açıklayayım. Değerli dostlarımız Gülcan Hanım'ı pek çoğunuz videodan da izlediniz. Kimin şahidi o? Vecihi. Şener Şen Evet hocam, eskisin. değerli dostlar.
Şener Şen'in eski filmlerinden biri, Vecihi'nin Uçağı. O sahne Gülcan Hanım'ın şifasına vesile oldu. Gülcan Hanım 30 yıldan fazladır burnunun sağ deliği, sağ burnun deliği kapalıydı. Nefes almıyordu. Evet. Kronik sinüziti vardı hocam. Kronik sinüziti vardı ve 30 yıldır da evet, sağ burun deliği kapalıydı. Nefes almıyordu. Yarım dakikada nefes aldı ve anladı. Dedim ne görüyorsun? Dedi ki hocam şu anda Şener Şen'i görüyorum, yani Vecihi'yi, uçağını kullanıyor ve evin duvarına geçiyor. Duvarı yıktı. Tamam dedik, aç gözünü. İşte Vecihi'nin uçağı onun burnunu çevirdi. Evet. Tıkalı burun deliğini açtı. Evin duvarını yıkması oydu. Değerli dostlar, bizde şifaları vesile olmak hem hayali hem neşe dolu hem de dokunulmadan. Evet. Ve Gülcan Hanım'ın beli kayardı. Ne zaman kayardı? Topuklu ayakkabı giydiğinde belindeki diskler kayardı. O günden beri topuklu ayakkabıları keyifle giyiyor. Hiç bel kayması falan yaşamadı. Ve başka çalışmalar da yapmışızdır. Hocam onu çok yaptık. Artık aklımda değil. Geçen en son Sermin'in abisi Türkiye'de hastanedeydi biliyorsunuz. Biz Sermin'le çalıştık. Sizinle çalışmıştık. Sonra Sermin'le çalıştık. Şu an Almanya'ya getirdiler. Durumu çok çok kritikti. İltihabı vardı. Biz eğitimi almış kişiler olarak ikimiz çalıştık. Ben gözlerimi kapattığımda kanallık yaptım. Çok ilginç bir görüntü geldi. Denize girdim. Denizden sonra bir mağara göründü. Mağarada hocam goriller gördüm. Yani birazcık şeye benziyor. Bizim Gülcan'ın çalışmasına. Goriller gördüm. Mağarada sağlı sollu dizilmiş her tarafta. O kadar çoktular ki ben geçince oraya yavaş yavaş küçülmeye başladılar. Tekrar mağarada döndüğümde, gelmek için döndüğümde hepsi tamamen küçülmüştü. Minimum olmuştu ve hepsini birer anka kuşuna dönüştürdük o zaman. Ve yaptığımız çalışmaları yaptık orada. Hayati tehlikesi vardı. Şimdi hastaneden çıktı. Bonn Hastanesi'ne getirildi. En son öyle haberleştik Sermin'le. O bile çok güzel hocam. Çok endişeliydiler, çok korkuyorlardı. Doktorlar onun iltihabını kurutamıyorlardı. Biz çalıştıktan birkaç gün sonra onu Almanya'ya gönderdiler. Bir daha çalışmak istiyoruz. Henüz çalışamadık daha. Tamam. Elinize yüreğinize sağlık. Çalışma sırasında beni de arayabilirsiniz. Ben geldikten sonra Gülcan Hanım'la da iki defa görüştüm. Telefonda şifasını, abisinin şifasını vesile oldum. Ne güzel. Şimdi bizi duyan Almanya'daki dostlarımız Refik Korkmaz ne zaman gelecek, bir an önce gelsin diyorlardır. Peki şimdiye kadar size Refik Hocam ne zaman gelecek diyen oldu mu? Evet hocam, soruyorlar. Son konuyla ilgili bazı kişiler şey dedi. Biz kadın doğum ana bilimi yazdık ya, acaba başka konu mu çalışsanız diyenler oldu. Bir öyle diyorlar, bir böyle diyorlar. Kimleri memnun edeceğiz bu konuda bilemiyorum. Tamam. Farklı modül ve talepler, farklı modülü talep edenler de var. Tamam. Ayın 9'u hangi gün sayın hocam? Cumartesi hocam. Haftaya cumartesi. Tamam. Ayın 10'una da eğitim koyalım. Ayın 10'una. Hem 9'unda hem de 10'unda. Yani hem cumartesi hem pazar yapalım. Tamam hocam. Yapabiliriz. Pazar günü istediğimiz eğitimi koyarız. Hangi modülü istiyorsan. Hem de cumartesi de şifa günü yaparız akşam. Pazar günü de şifa günü yaparız akşam. Tamam. Olabilir hocam. Arkadaşlar talep ediyorsa, istiyorsa biz severek buradayız. Kapılarımız sonuna kadar açık. Gelmek isteyenlere. Hangi modülü daha çok istiyorlar? Birinci modülü mü? Yoksa dokuzuncu modül olan Kaf Dağı'nı tanımak modülü mü? Hocam çok
farklı talepler var. Hepsini toparlayamadım. Bakmam lazım. Not aldım. Farklı farklı talepler oluyor. Biliyorsunuz aradıkları zaman herkes kendince soruyor. Ama ben şunu söylüyorum. İlk defa katılacaklar için özellikle de birinci modülü ben çok öneriyorum. Çünkü birinci modülü öğrenmeleri bu işin temelini öğrenmeleri demek. Tıpkı bir binanın temeli gibi. Birinci modüle katılmak isteyen arkadaşlar için isterseniz cumartesi birinci modül için yapalım. Pazar günü de başka bir konu için yapalım. Tamam. Tamam Sayın Hocam. Hangi modülü istiyorsan cumartesi ve pazar tamam. Uygula. Ben toplayayım hocam. Telefonlardan, taleplerden toplayayım. Size onu bildireyim. Yazarım onu ben size. Sizin esnekliğinizi söyledim ben zaten. Esnek olduğunuzu. O konuda gerekeni yaparız. Ben daha önce arabamla gelmiştim. Şimdi uçakla geleceğim. Arabayla gelmek biraz yorucu oluyor. Evet. Bakın biraz da uçağın keyfini yaşayalım. Fazla yormayalım kendimizi. Evet hocam yormayın. Zaten havalar çok soğuyor burada. Bilmiyorum İstanbul'da ya da Türkiye'de havalar şu an nasıl? Kaç gündür hiç bakmıyorum. Bayağı soğudu burada. Havalar güzel şimdi burada. Fakat bir soğuyor, bir güzelleşiyor. Tabii Almanya Türkiye'ye göre çok da soğuk, karasal iklim olan bir yer. Sıkı giyinir, geliriz oraya Sayın Hocam. Öyle yaptım hocam. İçerisi sıcak zaten ama yine de dikkatli olun. Sayın Hocam, eğitime katılmak isteyenler Bahar Tümer Alevli sizinle iletişime geçsinler. Nedir telefon numaranız? 0177 355 61 75. Almanya dışından arayanlar için 0049 177 355 61 75. Benim sayfamda da hocamın sayfasında da yazıyor arkadaşlar. Aynen. Köln için duyurularım sayfamda hep duruyor. Oradan evet. Telefon numaranıza bakınız. İnşallah muazzam eğitimler, şifa günleri Köln'de sizin vesilenizle düzenleriz Sayın Hocam. Buna niyet ediyoruz hocam. Birlikte. O zaman bence bu kadar açıklama, bu kadar bilgi yeterli. Sizin söylemek istediğiniz başka bir şey var mı Sayın Hocam? Hayır hocam. Teşekkür ederim. Ben sizi tanıdığım için çok mutluyum hocam. Bunu söylüyorum. Bence bu her şeyi gösteriyor. Allah razı olsun. Bir mukavele. Sağ olun hocam. Selamlar sunuyorum size. Asa ötemiz sonsuz olsun. Benden de size hocam. Asa ötemiz sonsuz olsun. İyi geceler arkadaşlar. Huzurla kalın, sağlıkla kalın. Tüm izleyenlerimiz hepinize selamlar, saygılar.